Çok acı, çok tatsız, maalesef çok fazla da can kaybımız var. Şimdi Mardin Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Haydar Boyunkara bizimle birlikte olacak. Ve hemen yine aynı zamanda Elektrik Mühendisi Odası Diyarbakır Şube Başkanı Ufuk Bulut bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun, yaralılara da geçmiş olsun dileklerimizi ve acil şifa dileklerimizi iletelim. Öncelikle Sayın Boyunkara, isterseniz sizden başlayalım. Hastanede yanık ünitesinin olmaması önemli bir haberdi, önemli bir detaydı. Önce bu konuyla alakalı sizden bilgi alabilir miyiz? Olsaydı bu kadar fazla kayıp olur muydu? Herkese merhabalar. Sesimiz duyuluyor değil mi? Evet evet, duyuyoruz efendim, duyuyoruz. Herkese merhabalar. Bizler de sizler gibi öncelikle bu büyük faciada, yangında hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Gerçekten büyük bir facia yaşandı. Çünkü yaklaşık bu yangında 80'e yakın vatandaşımız yaralandı. 15'e bu yaralı vatandaşımızdan 15'i hayatını kaybetti. Yaklaşık 1500'ün üzerinde küçükbaş hayvan telef oldu. 50 bin dönümün üzerinde alanın etkilendiği çok büyük bir yangın. Bu 50 bin dönümün yaklaşık 15 bin dönümü ekili alan olan, aynı zamanda engebeli dağlık bir bölge. Şimdi sorunuza gelelim. Evet, gerçekten yanık tedavisinin olmaması bu faciadan sonra gerçekten Mardin bölgesindeki sağlık açısından karşılaştığımız büyük eksikliklerden bir tanesi gerçekten. Tabii bu biliyorsunuz, yani maalesef biz hiçbir zaman insan odaklı düşünmediğimiz için belki de önceliğimiz olmadı. Maalesef diyerek söylüyorum, gerçekten böyle bir şey söylemek hoş bir şey değil. İnsana önem verdiğimiz değerde biz insana yatırım yaparız, insani değerlere yatırım yaparız. Maalesef bu yangın sonrası, büyük bir felaket sonrası, büyük bir tecrübe sonrası böyle bir eksikliğin olduğu kamuoyuna yansıdı. Sayın Boyunkara, eğer yanık tedavisine uygun bir sistem olsaydı, bir düzenek olsaydı, bu konuyla alakalı bir hazırlık olsaydı bu kadar çok can kaybı olur muydu? Ya şöyle, tabii ki olmazdı, tabii ki olmazdı. Yani biz o 15 insanımızdan birini bile kurtarabilseydik, bu yani paha biçilemez bir şeydir. Yani bir insanın hayatı bu paha biçilemez bir şey. Yani dünyalar kadar kıymetli bir şeydir. Bir insanımızı bile biz kurtarabilseydik bu büyük bir başarı olacaktı bizim açımızdan. Biliyorsunuz olayın yaşanmasıyla beraber ilk etapta baştan olayın yaşandığı Mazıdağ ilçemizdeki devlet hastanesine ve Mardin merkezdeki devlet hastanesine, daha sonra Kızıltepe ilçe devlet hastanelerine ve orada Kızıltepe'de bulunan özel hastanelere hasta nakilleri öncelikle yapıldı. Sonra da apar topar bu hastalar yanık tedavisi olmadığı için çevre illere, başta Diyarbakır ve Urfa olmak üzere çevre illere sevk edildi. Bir kısmı hastanelere sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Bir kısmı da hastanede, daha doğrusu hastanelerde hayatını kaybetti. Ya şu ana kadar toplamda 15 tane hastamız, 15 tane vatandaşımız bu yangında hayatını kaybetti. Bize gelen son bilgilere göre de şu an sadece bir hasta, sanırım durumu ağır olan bir hasta hastanede kalmış durumda. Tedavisi devam eden bir hasta mevcut. Onun dışında diğer hastalar, evet, biliyorsunuz yaklaşık 80'e yakın yaralımız vardı. Diğer hastalar, yani vefat etmeyen diğer hastalarımız da ayaktan tedavilerle taburcu edilmiş durumda. Yani özellikle sağlık personeli anlamında herhangi bir eksiğimiz yoktu. Bunu da belirtmek istiyorum. İlk olayın ilk dakikasından itibaren başta Mardin Tabip Odası olmak üzere herkes, sağlıkla ilgili bütün kurumlar harekete geçmiştir.
Özellikle Mazlıdağ'a Mazlıdağ Devlet Hastanesi'ne gerekli intikaller yapılmıştır. Gerekli destek sunulmuştur. Hem görevli, o günkü görevli arkadaşlar hem de gönüllü, özellikle tabip odasını yönlendirdiği gönüllü arkadaşlarımız tarafından, sağlıkçı, hekim ve diğer sağlık personeli arkadaşlarımız tarafından anında müdahale edilmiştir. Ama ancak takdir edersiniz ki sizin ilk etapta olay yerinde ya da bir ilçe devlet hastanesinde yanık hastasına tedavi etme şansınız çok az. İşte çok öyle olduğu zaman da personelin tam olması çok bir şey ifade etmiyor. Onların da yapabilecekleri sınırlı kalıyor. Tabii ifade etmiyor. Ya şöyle şimdi yani eksiklerimizi söyledik. Hani eksik olmadığımız konular da vardı. Bunlar da hepimizin şeyleriyle yapıldı. Mutlaka. Siz de personel olarak veya yönetim kurulu başkanısınız, tabip odasında siz de üyelerinden birisiniz. Yapabilecekleriniz sınırlı. Evet. Umut ediyoruz ki yapması gerekenler bu konuyla alakalı tedbirlerini alırlar ve ileride olabilecek bir takım tatsızlıklara karşı önlemleri alabilirler. Hemen Sayın Bulut'a dönmek istiyorum. Sayın Bulut, az önce de söyledim, biz yayına hazırlanırken ön rapor çıkmış ve DEDAŞ'ın sorumlu olduğu söylendi. Bu konuyla alakalı da sizden bilgi almak istiyorum. Öyle mi? Bağlanamıyor muyuz? Peki bir kez daha deneyelim. Sayın Boyunkara, buyurun efendim. Bu arada siz de lütfen Mardin Tabip Odası Yönetim Kurulu'ndansınız. Oradaki sıkıntıları En azından şu anda yayına çıkmışken Sağlık Bakanlığı'nın duyması açısından dile getirirseniz memnun olurum. Ya şöyle, özellikle şimdi orada bölgeye giden ilk etapta, ilk dakikadan itibaren bölgeye bir ekip göndermiştik. O günden bugüne kadar, bugün de ben orada bulunan, bizim yönetimimizde bulunan arkadaşlarımız, diğer vatandaşlarımız, siyasetçilerimiz, onlarla da ben sizin yayınıza bağlanmadan önce birçoğuyla görüşmeler yaptım. Oradaki ilk izlenimlerini, şu anki mevcut durumu, son izlenimleri almaya çalıştım. Buradan kamuoyuna, Sağlık Bakanlığı'na, ilgililere özellikle aktarabilmek için biraz bilgi toplayıp öyle hazırlıklı çıktım. Ya gerçekten bir kere bir bilgi kirliliği var ortada. İşte efendim, elektriğin çıkış sebebiyle ilgili özellikle çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Mesela bundan kaynaklı bugün oraya mesela Mardin valisi taziye ziyaretine gittiği zaman bayağı ciddi tartışmalara sebep olmuş. Yani hoş olmayan görüntüler yaşanmış. Bu açıdan kamuoyunun aydınlatılmaya ihtiyacı var. Gerçekten gerçek bilgilere ulaşılması için kamuoyunun aydınlatılmasına ihtiyaç var. Çünkü bir oradaki köylüler, görüştüğümüz arkadaşlarımızın görüştüğü kişiler yangının anız yangınından değil, elektrik tellerinden, elektrik tesisatından çıktığı söyleniyor. Evet, ön raporda o şekilde zaten. Gerçek olma ihtimali çok yüksek. Neden çok yüksek? Şimdi ben de bu bölge insanıyım. Bu bölgede büyümüş, yetişmiş bir insan olarak henüz o bölgede Diyarbakır, Mazıdağ bölgesinde henüz harman dönemi başlanmamış. Harman döneminin başlanmadığı bir yerde anız nasıl olabilir? Ve bu anız nasıl yanar? Olmayan bir anız nasıl yanar? Zaten yanmayan bölgelerde de oradaki arkadaşlarımızın gözlemleri henüz oradaki yanmayan ekinlerin biçilmediği zaten yönünde. Evet. Evet, yani sistemsel olarak ta ekimden toplamaya kadar oluşan aslında bir sistemsizlik söz konusu. Sistemsizlik söz konusu, şuna değinmek istiyorum. Buyurun, çok kısa alayım lütfen, çok kısa olsun. Yayına bağlanmadan önce arkadaşlar bize Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı ön raporu atmışlar. Ben şimdi az önce hemen ona göz attım. Savcının raporunda da yangının elektrik kaynaklı çıktığı tespiti yapılmış. Evet. Yani vatandaşları doğrulayan bir rapor. Evet. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın raporu. Evet, ön rapor bu şekilde. İlerleyen günlerde Daha da detaylı rapor çıkacak. Sayın Boyunkara, çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar başımız sağ olsun diyorum ve bir daha yaşanmaması dileğiyle. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Tekrardan biz de başsağlığı diliyoruz. Yaralara acil şifalar diliyoruz.
Dediğim gibi sağlıklı olmayan bazı bilgiler var. Bu sağlıklı olmayan bilgilerin düzeltilmesi için tarafsız, bağımsız hem resmi kurumların yetkilerinin olduğu hem de başta tabip odası gibi sivil toplum kuruluşlarının olduğu kurumların yer aldığı bağımsız ve tarafsız bir komisyonca bir şey yapılabilir. Anladım. Bir araştırma yapılabilir ve halka, peki, kamuoyuna gerekli çok teşekkür ederiz. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Biz de teşekkür ettik. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Gelelim kadın cinayetlerine. Bitmeyen bir konu. Şiddet, cezasızlık üst üste gelince kadın cinayetleri her geçen gün artıyor. Kadına yönelik şiddet